Nasıl düşünürüm abi? Yani şimdi ben koskoca dünyada, evrende ufacık bir yıldız tozu muyum yani? Moralim bozuldu ya. Nereden buluyorsun abi böyle kitapları? Yıldız tozu değilim ben. Merhaba arkadaşlar. Eylül ayında okuduklarım ile karşınızdayım. Bu ay 8 kitap okudum. Bu ay derken şunu belirtmem gerekiyor. Eylül ayı 30 gün ama ben bu 30 günün 10 gününde ev arama, ev taşıma ve ev yerleştirme telaşlarıyla uğraştığım için kalıyor 20 gün. Bunun da büyük bir kısmı okul açılma bilmem ne falan filan telaşı derken günlük okuma tempomu epey bir kaçırdığım için zorlandığım bir ay oldu Eylül ayı benim için. Günlük 70 sayfa biliyorsunuz okuma hedefim var bu sene. Gelelim Eylül ayı içerisinde okuduğum kitaplara. Eylül ayına Yıldız Ecevit'le başladım. Bir araştırma kitabı bu. Daha önce alışveriş videolarımda göstermiştim size. Türk romanında Postmodernist Açılımlar kitabı. Yıldız Ecevit'in. Yıldız Ecevit benim çok sevdiğim bir edebiyat hocasıdır. Makalelerini mümkün olduğunca takip etmeye çalışırım. Tehlikeli Oyunlar, Benim Adım Kırmızı, Hasan Ali Toptaş'ın Bin Hüzünlü Hazı ve Metin Kaçan'ın Fındık Sekizi kitapları üzerinden postmodernizmi ve oradaki postmodernizm etkilerini inceleyen bir kitap. Eylül ayında okuduğum ikinci kitap Orhan Kemal'in Cemile kitabıydı. Çok hoş bir romandı gerçekten. Müthiş bir tat bıraktı bende. Kesinlikle tavsiye ederim. Onu söyleyeyim. O kadar hoş bir anlatımı var ki Orhan Kemal'in. Yani içinde kaybolup gitmemek mümkün değil. Sadece kaybolup gitmiyorsunuz tabii. Müthiş bir dönem portresi çiziyor size. Fabrika işçilerinin, işçi mahallesinde yaşanan olaylar, burada bir aşk ortaya çıkıyor. Aşk filizleniyor. Kitabı okurken ben kafamda bir anlamda filmini de çektim sayılır. Cemile rolünde Hülya Koçyiğit ile Türkan Şoray arasında gittim geldim ara ara. Çok hoş bir Yeşilçam filmi çıkarmış bu kitaptan aslında. Araştırdım ama bulamadım. Yerinizde olsaydım Orhan Kemal'in Cemile kitabını kaçırmazdım. Hemen okuma planlarım arasına alırdım. Gerçekten güzel bir kitaptı. Gelelim başka bir Kemal'e. Eylül ayında okuduğum 3. kitaba. Yaşar Kemal'siz geçmedim yine bu ay. Teneke kitabını okudum. Yaşar Kemal'in klasik bir kurgusuna ve konusuna sahip aslında. Ne o diye soracak olursanız bir mesele var ortada, bir sorun var, toplumsal bir sorun var ve bu soruna baş kaldırma çabası içinde olan karakterler var. Ve sizi bu sorunun ortasına alıyor, koyuyor ve o karakterlerle beraber o sorunu yaşamanızı sağlıyor Yaşar Kemal. O açıdan çok önemli bir kitap, Teneke kitabı. Yüzeysel olarak bilgi vermek gerekirse içerik hakkında. Tabii ki olay yine Çukurova'da geçiyor. Ağalar ile kaymakam, iyi niyetli, idealist bir kaymakam arasında yaşanan çekişmenin kitabı bu kitap. İşte toprak zengini ağaların işlerini yürütebilmek için köylüye nasıl eziyet ettiklerini, yeni gelen kaymakamı da nasıl sistemin içine katmaya çalıştıklarını çok güzel anlatmış. En etkileyici sahnesi kitabın sonundaki teneke sahnesiydi. Orayı aslında söylemeyi çok istiyorum ama merak edip okumanız için söylemek de istemiyorum açıkçası. Gerçekten çok sinematik bir sahneydi, çok etkileyici bir sahneydi. Bu arada kitabın yarısına kadar olayları okuyorsunuz roman şeklinde. Yarısından sonra bu romanın tiyatroya uyarlanmış halini okuyorsunuz. Tavsiye ederim, çok güzel bir Yaşar Kemal kitabı. Gelelim Eylül ayında okuduğum 4. kitaba. Bir insan düşünün ki 30 yıl yaşıyor. İçinizde şu an 30'unu geçmiş olanlar vardır veya 30'una daha çok yaşı olanlar vardır veya 30'una yakın olanlar vardır. Düşünün yani o 30'ları düşünün. Geçtiyseniz veya yaklaşıyorsanız. O kadar bir süreçten sonra yoksunuz. 30'unuzda öleceksiniz ve arkanızda müthiş bir kitap bırakıyorsunuz. Öleceksin, bir kitap yazmak isteseydin nasıl bir kitap yazardın diye sormuşlar da sanki o da bunu yazmış da klasikler arasına koymuş gibi geldi böyle okurken. İlginç bir aşk, nefret, intikam kitabı bu. Uğultulu Tepeler kitabından bahsediyorum. Kapağını alışveriş videosunda söylemiştim zaten sizlere. Çok çok müthiş bir kapak yapmış Koridor Yayınları. Gerçekten buradan onları da canı gönülden tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum bu kapak için bir okur olarak. Can Yayınları ve İş Bankası Kültür Yayınları klasikler konusunda bence bu şekilde davranmalı biraz daha. Can Yayınları'nın o toprak rengi kapağı, klasiklerde uyguladığı, İş Bankası'nın o klasik kapağı hani bazen biraz göz korkutucu olabiliyor. Tabii Uğultulu Tepeleri okuduktan sonra mutlaka birçok filmi var Uğultulu Tepeler'in ama ben Tom Hardy'nin başrolde oynadığı filmi tavsiye ederim. Ne ilginç bir intikam. Hafiften şey de vardı ama. Yeşilçam kırıntıları, böyle Türk filmi edası. Hani böyle dışlanan, aşağılanan karakterin "Ulan geri döneceğim var ya, hepinizin haddini bildireceğim" tarzında bir senaryoya da sahip. Bir de kitabın ilk baskılarında Rüzgarlı Bayır şeklinde çevrildiğini gördüm. Yani Uğultulu Tepeler olarak tekrardan çeviren kişiye gerçekten çok teşekkür edelim. Rüzgarlı Bayır nedir abi ya? Gelelim Eylül ayında okuduğum 5. kitaba. Uzun zamandır baskısı olmayan, bilim kurgu hayranlarını da süründüren bir kitaptı bu. Sonsuzluğun Sonu. Bilim kurgunun babalarından biri biliyorsunuz Isaac Asimov. Merakla beklediğim, şöyle güzel bir baskısı yapılsa da alsam, serisine başlasam dediğim Vakıf serisinin yazarı aynı zamanda. Ve meşhur 3 robot yasasının da fikir babasıdır Isaac Asimov. Severek okudum ancak bilim kurgu tarzına alışık olmayan arkadaşlarımızı ilk 80-90 sayfası biraz boğabilir, biraz sıkabilir ama dayanmak lazım, anlamaya çalışmak lazım. O saatten sonra o kadar güzel bir dünyaya sokuyor ki sizi. İşin içine bir de aşk çeşnisini serpiyor kitabın içerisine. Zamanda yolculuk temalı bir kitap. Sonsuzluk diye bir birim var arkadaşlar. Bu birim zamanda yolculuk yapabiliyor ileriye ve geriye doğru. Bilim kurgu kitaplarına uzak olanlar için de içinde bulunan o aşk teması bayağı bir kurtarıcı olmuş. Kitabın sonlarında inanılmaz bir sürükleyicilik katmış. Yani arkadaşlar zamanda yolculuk yaparken işte dönüp dolaşıp yine şeye gelmiş yani kadın erkek ilişkilerine. O çok şey olmuş yani kitabı tam bizden yapmış yani. Ulan düşünsene. Oradan oraya yolculuk yapıyorsun ama bütün sonsuzluk birimini o kadın için karşına alıyorsun falan durumu var böyle. Bunun da bir filmini çeksek falan aman aman evlerden ırak. Bu arada bu kitabı okuduktan sonra tabii ki de mutlaka Back to the Future filmini, yani Geleceğe Dönüş filmini mutlaka izlemek lazım. Zamanda yolculuktan bahsediyorsak eğer. Gerçekten efsane doktor karakteriyle beraber çocukluğumuzun harika serilerinden biridir. Üçlemedir. Müthiş bir filmdir. Film serisidir. Bu 3 filmi ister haftalık olarak, aralıklı olarak izleyin, ister üst üste izleyin, ister bombardımana tutun, kendinizi eve kapanın, bir gün boyunca izleyin. Ama bir şekilde izleyin arkadaşlar. Zamanda yolculuk temalı en güzel filmlerden biridir. Hatta ve hatta o kadar etkileyici, güzel bir filmdir ki Back to the Future. Hayal ettiği birçok şey günümüzde gerçekleşmiştir. Yani en basitinden yanlış hatırlamıyorsam uçan kaykay vardı mesela. Gelelim Eylül ayında okuduğum 6. kitaba. Stephen Hawking'in Zamanın Kısa Tarihi isimli efsane kitabı. Bu kitabı daha önce bölüm bölüm sağdan soldan bir şekilde okumuştum ben ama tam kitap olarak elimde yoktu. Bunun ezikliğini de yaşıyordum uzun süredir. Bu güzel baskısını görünce almak istedim. Evrenle ilgili bütün, yani Aristoteles'ten tutun da Einstein'a kadar, Newton'dan Einstein'a kadar bütün bilim ışığında, hatta ve hatta bilim dışındaki görüşlerle harmanlayarak, daha sonra üstüne kendi görüşlerini de katarak müthiş bir evren tarihi çıkarmış olması bu kitabın özelliği. Bunun yanında bütün bu fiziksel olayları, yani fizik dalıyla ilgili olayları herkesin anlayabileceği bir dille anlatmış olması. Fakat bazı kavramlara çok yabancıysak kitap yine zor gelecektir. Kütle çekimi, kuantum mekaniği, Big Bang teorisi, onun dışında Einstein'ın izafiyet teorisi ve kara delikler gibi böyle fizik alanıyla ilgili kavramları en azından yüzeysel de olsa bir göz atıp okursak daha böyle anlaşılır bir hale getirmiş oluruz kitabı. Stephen Hawking'in Zamanın Kısa Tarihi kitabından bahsettikten sonra tabii şunu söylemeden geçemeyeceğim. The Theory of Everything, Her Şeyin Teorisi. Film Stephen Hawking'in hayatını anlatan harika bir film. O kadar güzel canlandırmış ki Hawking'i başrol oyuncusu. Bu efsane bilim insanının hala hayattayken hayatını anlatan filmini izlemek bence bir ayrıcalık. Eylül ayının 7. kitabı Farfara oldu. Sezgin Kaymaz'ın daha önce okuduğum Lucky kitabının devamı. Lucky kitabını okumadan bunu direkt okumaya başlamak bir intihar olur, onu söyleyeyim. Çünkü hiçbir şey anlamazsınız. Hem duygusal anlamda hem de konuyu yakalama anlamında pek bir getirisi olması kitabın size. Lucky'den sonra okumanız gerekiyor. Tekrara düştüğünü söyleyebilirim kitabın. Araya zaman koymama rağmen Lucky'yi anlatırken hayalimden bahsetmiştim sizlere. Köpek hayalimden. Çocukluğumdan beri hayal kurduğumdan. Üstüne bir de Farfara'yı okuduk. Köpeklerden bu kadar bahsettik. Artık tabii şu filmi de önermenin vakti geldi diye düşünüyorum. Aranızda mutlaka izleyenler vardır. Efsane bir filmdir. İzlemeyeni dövüyorlar. Haçiko. Gerçekten yani aklıma gelince şu gülümsememe neden olan çok güzel olayların yaşandığı bir film. Buraya kadar söyledim, onu da söyleyeyim madem. Haçiko'yu seyrederken aralarda ve sonda hönküre hönküre ağladığımı da itiraf ediyorum arkadaşlar. Gelelim Eylül ayının son kitabına. Memduh Şevket Esendal'ın, namı diğer MŞE'nin, namı diğer Mustafa Yalınkat'ın Otlakçı kitabına. Okudum Eylül'ün sonunda. Müthiş bir öykü kitabı. Öykü okumayı sevenler için zaten kesinlikle tavsiye ediyorum. O bir kenarda dursun. Zaten öykü hastaları muhtemelen bu kitaptan haberdardır. Duru bir Türkçe. Sade bir anlatım. Tabi bunların içerisinde de müthiş gözlemler. Görmek, keşfetmek istiyorsanız hemen ne yapıyorsanız şu an bırakın, gidip bu kitabı alın ve okuyun. Otlakçı'yı çok sevdim. Kitaba ismini veren Otlakçı öyküsünde de haykırarak güldüğümü söyleyebilirim arkadaşlar. Ben zeki insanların yazdığı kitapları çok seviyorum arkadaşlar. İster roman olsun, ister öykü olsun, ister şiir olsun, ister deneme olsun. Yeter ki o kitabı yazan kişi zeki olsun arkadaş. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi kitap kurtlamalar diliyorum. Görüşürüz. Kimse bana yıldız tozu diyemez. Benim adım Timur Topraktaş.